Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Gökhan Saki'nin low kickleriyle yani tekmeleriyle eze eze nakavt ettiği 6 maçı özetle göstereceğim. Şunun da bilinmesini isterim ki bu nakavtlar her dövüşçünün başaramayacağı nakavtlardır. Gökhan Saki'nin low kickleriyle nakavt ettiği ilk maçtayız ve rakibi Vitali Akremenko'ydu. 2005'te yapılan bu maç 4 round sürmüştü. Bu maçta Gökhan Saki her hamleye low kickle karşılık veriyor, her fırsatta rakibinin bacaklarına çalışıyordu. Akremenko ise sağlam bir dövüşçüydü. Bacaklarına aldığı sayısız darbeye rağmen hiçbir şey olmamış gibi ayaktaydı. Ta ki son vuruş gelene kadar. Bu maç çok uzun sürmüş ve kıyasıya mücadele içindeydi. Bu videomuzda sizlere en önemli hamlelerini paylaştım. 4. rounda gelindiğinde Gökhan Saki son vuruşunu yapıyor ve rakibini nakavt ediyordu. Gökhan Saki'nin 2006'da tekmeleriyle nakavt ettiği 2. maçtayız ve rakibi Difer Ilyadis. Bu maç kısa sürmüştü. Rakibin bacakları zayıftı ve Gökhan Saki için kolay lokmaydı. Daha maçın en başında rakibine diz çöktürmüş ve nakavt etmişti. Gökhan Saki'nin low kickleriyle nakavt ettiği 3. maçtayız. 2007'de yapılan bu maçta rakibi Hiromi Amada. Gökhan Saki yine sinsi tekmelerine başlamıştı. Yine her fırsatta rakibine low kick vuruyor, tekmeleriyle işini bitirmek istiyordu. Bu maçın ilk roundunda Gökhan sayısız low kickler atmıştı. Rakibi ise her şeye rağmen ayaktaydı. Fakat Gökhan son saniyede tesirli bir tekmeyle rakibini yere sermeyi başarmıştı. Gökhan Saki'nin yaşlı rakibi sayısız tekmelere rağmen halen ayaktaydı. Gökhan Saki için bu maç çok uzamıştı ve artık bu maç bitmeliydi. Gökhan Saki rakibine son saniyelerde tesirli bir low kick atmıştı ve bu tekme işi bitirmişti. Gökhan Saki'nin low kickleriyle nakavt ettiği 4. maçındayız ve bu maç 2008'de gerçekleşmişti. Rakibi ise Chris Knoblas. Saki diğer maçlarda olduğu gibi rakibini her fırsatta low kick atıyordu. Olacaklardan Chris de habersizdi ve o da payını alacaktı. Bu maç 3 round sürmüştü. Muay Thai'cı olan Chris Gökhan'ın sayısız tekmelerine iyi dayanmıştı. Fakat Gökhan rakibine diz çöktürmekte kararlıydı. Gökhan Saki low kickleriyle rakibini eze eze diz çöktürmüş, bu maçını da nakavtla yenmeyi başarmıştı. Ve şimdi Gökhan Saki'nin low kickleriyle nakavt ettiği 5. maçındayız. 2008'de gerçekleşen bu maçta rakip Doğunç Pu.
トルコの星、アメリカです。総合勝ったことがないというロシク。Gökhan Saki bu maçta da hamleleriyle rakibini tetiklemeye başlamıştı. Fakat bu maç o kadar da uzun sürmeyecekti. Doğunç bu Gökhan Saki'nin darbelerine daha fazla dayanamamıştı ve rakibinin karşısında diz çökmüştü. Saki için bu maç erkenden bitmeliydi. Doğunç bu her şeye rağmen devam etmek istiyordu. Gökhan Saki kararlıydı ve bu maçı bitirecekti. Gökhan Saki'nin no kick'le nakavt ettiği son 6. maçındayız. Ve rakibi 2012'de karşılaştığı Raul Maru. Bu maç diğerlerinden daha kısa sürecekti. Gökhan Saki rakibini kombinasyonlarla sarsıp low kick'le yere sermişti. Bu darbe maçı bitiren darbeydi. Gökhan Saki'nin birbirinden güzel nakavtlarını ve nostalji maçlarının özetlerini izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın.